Selamlar. Yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Yasal uyarıyı okuyalım. Bugün bir konuya değineceğim. Ne konusu? Dolar enflasyondan korunmak için ne yapmamız gerekiyor? Yani küçük insanlar, küçük yatırımcılar ne yapabilir? Aslında çok bir şey yapamaz arkadaşlar. Bugünden sonra enflasyondan korunmak için hiçbir şey yapamazsınız. Neden? Enflasyonda koruyacak olan bir tek şey var, mal var. Mallar da 60 başını gitmiş, yani arsa, evler almış. Yani şu an satılan evler 3 sene sonrakinin fiyatının evleri. Yani 3 sene sonra enflasyon böyle devam ederse 3 yıl sonra ederine gelecek ev fiyatları. Ama dünyada da olaylar oldu. Bu sefer maliyetler de bir o kadar arttı. Şimdi diyorsunuz o zaman maliyet de artarsa artık bir şey yapamayız. O zaman bunların ederi bu diyorsunuz. Bir yandan da diyorsunuz ki ya 3 sene sonra bu enflasyona göre 3 sene sonra böyle olması gerekiyor. Böyle iki arada bir derede kalıyoruz. Şimdi biz ne yaptık en son? Nakitleri sıfırladık. Neden sıfırladık? İşte değer kaybediyor arkadaşlar. Hatta nakit yerine kredili işlemler açtık. Yani borç alaraktan nakit yerine başka emtialara yatırdık. Hisse senedi, yabancı para, dolar. Bunlara yatırdık. Artık borç aldık. Yani şimdi peki dolar düşerse borcun da faizi var. Bu sefer iki taraftan zarar edersin. Ederiz yani %1,5'luk bir borç aldık. Paramızın %1,5'u üzerinden zarar ederiz. %1,5'unu kaybetmeyiz yani. Siz 100 bin lira kredi çekiyorsanız bu 100 bin lira %1,5'uysa paranızın orada hadi 20 bin lira kaybedersiniz. O da yani %0,2'si 3 olur kaybın. Bu bir risktir. Risk midir? Risktir. Ne zaman? İşte yabancı yatırımlar düşerse, şunlar düşerse, yabancı hisse senetleri düşerse. Şimdi yabancı doların düşme ihtimalini konuşacağım ben. Doların düşme ihtimali nedir arkadaşlar? Arkadaşlar dolar euro konuşalım. Şöyle söyleyeyim ben size. Birkaç sene önce ya geçen sene ya evvel sene hatırlamıyorum ama böyle Marmaris gibi yazlık yerlerde turistlerin sabah kahvaltısı 2 euroydu. Böyle adamlar dükkanın önünde duruyor, turist avlamaya çalışıyor. Gel 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 2 euro kahvaltı. Yani 9 euro da en lüks yemekli yedi. Böyle içkili yemekler 9 euroydu. Yani 2020'de mi artık bilmiyorum. Rakamlar öyleydi, hatırlıyorum ben. Şimdi yine aynı bu yaz, önümüzdeki yaz düşünelim. 2 euro kahvaltı yediklerini düşünelim. 2 euro ne yapar? 16 liradan. 16 çarpı 2, 31-32 lira yapar. Şimdi bir kahvaltı yazlık mekanda 31-32 lira. Şimdi ben geçen yaz gittim. Bir kahvaltı 45 liraydı Fethiye'de. Yazlık mekan değil, bu da şehir içindeydi. Yani çok deniz kenarı değildi. Ben deniz kenarından bahsediyorum. Orada biraz daha yüksek. Çünkü 3 ay çalışıyor. Bu benim dediğim yer otoburun karşısıydı. 45 liraydı. Birazcık daha lüksü 90 liraydı. Yani Fethiye'de. Hani şöyle güzel güzel kahvaltı yapacağım. 90 liraydı. Bugün bakalım. Şöyle bir lüks yer bakacağım. Yani kahvaltı fiyatını baz almak için. Evet, bir bakalım şöyle dedi. Yani şimdi bir şeyleri karşılaştırabileceksek de bir rakamlar üzerinden gitmemiz. Çok zamandır ben dışarıda kahvaltı yapmayan biriyim. Şimdi menü, kafe menü, restoran menü, anlamış değilim. Burada bir restoranın kahvaltı fiyatına bakmak istiyorum. Bakalım ne? Şimdi açık büfe kahvaltı 200 lira diyor. Açık büfe kahvaltı 250 lira arkadaşlar. Açık büfe kahvaltı, hafta sonunda kahvaltı yemeye giderseniz, buraya giderseniz 250 lira. Ben daha önce gitmiştim. Çok önceleri. 250 TL kahvaltı şu an. İstanbul'da bir yer. Neyse. Şimdi şu an için 250 lira. Hadi biz 200 lira diyelim kahvaltıya. Şimdi deniz kenarında da böyle bir hani 3 ay çalıştıkları için rakamlar yüksek oluyor. Şimdi bu yaz
2 euroya kahvaltı verebilecek mi buralar? Veremez arkadaş. Niye veremez? 2 euro 32 lira diyor. 32 liraya kahvaltı veremez. Niye? Kahvaltı 250 lira. Yeni baktık da internette. 250 lira. Hadi 200 lira de. Yani o zaman hadi 200 lirayı da sil 100 lira de. O zaman arkadaşlar 100 liraysa şöyle yapıyoruz. 100 liraysa hesap makyajı yani şöyle yapalım. 100 liraysa 100 bölü 16 diyelim arkadaşlar. 6,25 euro oluyor. Yani 6,25 euro ödemen gerekiyor. Yani birkaç sene önce 2 euroyu ödeyen adam şu an 6,25 euroyu ödemez. Çünkü kendi ülkesinde Almanya'da bunlar 6,25 euro kahvaltı. Yani adam tatil yapıp ucuza tatil yapmak için Türkiye'yi seçer. Pahalıya tatil yapacaksa zaten Avrupa'da yapar ya da başka bir yerde yapar. Şimdi o zaman bu euronun 16'larda olması gerçekçi değil. Peki bu 30'larda olursa ne olur arkadaşlar? 30'larda olursa ne olur? O zaman 3 nokta mantık üzerine oturmaya başladı yani. 30 olunca 3,3 euro, diğerinde 6 euro. Yani 3 ile 6 euro arasında bir rakam olması en mantıklı. 2 euro olması da bizim yani eziyet çekmemiz. Yani Türk halkının millet yani başka milletlere artık böyle hizmetçi olması demek. 2 euro demek. O zamanlar kötü zamanlardı. Şimdi yani onların tuvalet parası gibi düşünün. Burada istediği gibi en lüks deniz kenarında kahvaltı yapıyordu adamlar birkaç sene önce. Şimdi bunun ya orada Avrupa'da Almanya'da 6-7 euro bir kahvaltı olabilir. Yani küçük iyi bir yer değil. Bizde de 3 olabilir. Ya, yarısı. Genelde yarısı oluyor. Hadi 3 mantıklı ama 3 olması için de euronun 30 euro olması lazım. Ha, demek ki burada bir sıkıntı var. Ne sıkıntısı? Biz dolar ve euroyu tutuyoruz arkadaşlar. Dolar ve euronun daha böyle 16'dan 15'ten alta gitmesi şey yani böyle rüya rüya. Niye rüya? Çünkü diyorum ya her şey dolarla fiyatlanır. Yani bir kahvaltı da dolarla, başka bir şey de dolarla. Şimdi sen doları şu an TL değerli gözüküyor. Neden değerli gözüküyor? Sen Türkiye için de her şeye zam yaptırırsan yani kahvaltıdan tut benzine mazota zam yaptırırsan bunların her şeyi dolar ve euro ile. O zaman dolar ve euroyu da arttırman gerekiyor. Ama dolar ve euro artmasın diye piyasaya dolar ve euro sürersen bir noktaya kadar artmaz. Ama cepten yeme dediğimiz şey meydana gelir. Yani devlet cebinden para harcamış olur yani. Piyasaya dolar sürmek bu anlama gelir. Cepten yeme kalk ucuz yer ama o zaman cepten yer. Bir noktaya kadar eğer param biterse bu sefer dolar ve euro gideceği yere gider. Niye? Enflasyon oranında ne demiştik? Dolar, euro enflasyon oranında yükselir. Enflasyonla beraber gider. Ama bazen enflasyon önde gider, bazen dolar, euro önde gider. Niye? Dolar, euroyu tutarsan enflasyon önde gider. Şimdi geçen seneden bu seneye enflasyonumuza bakalım. Enak yazalım. Yani şimdi burada benim hesapladığım enflasyonla bu arkadaşların enflasyonu uyumlu. Buna bakıyorum. %156 diyor. Şimdi dolara bakacağız arkadaşlar. %156. Dolara bakacağız. Yani şimdi bunun bir matematiği var. Geçen sene kaçmış dolar? Bir sene önce şuralarda. Yani 8, yani geçen sene dolar şu tam bir sene önce şuralardaymış. 8,37'ymiş arkadaşlar. 8,37'den 15,9. Şöyle 15,9 eksi 8,37 bölü 8,37. Evet. Yani %89 gitmiş, %90 gitmiş. Yani biri %160'a yakın, biri %90 çıkmış. Yani birbirine uymuyor arkadaşlar. İşte siz ürünleri, malları, kahvaltıları, yemekleri, her şeyi pahalandırırsanız dolar da artması gerekiyor. Çünkü onların fiyatlandığı şey dolar.
Şimdi burada bir tek dolar artmadı. Biz de onun için dolar bazlı yatırıma koştuk. Yani enflasyondan kendinizi koruyabilmek için dolar bazlı yatırım. Burada nakit dolar, yabancı hisse. Bunlar dolar bazlı, yabancı fon. Sonra yerli hisse. Bu da dolar bazlı arkadaşlar. Dolar fırlarsa yerli hisseler de fırlar. Çünkü yerli hisse demek fabrika demek, dolar bazlı alınan eşya demek. Bu da artar. Altın dolar bazlı değil, dolara bağlı ama dolar bazlı değil. Bir de kendi değeri var. Bir de arsa konut arkadaşlar. Bunlar da dolar bazlıdır. Taşıt da bir nevi dolar bazlıdır. Bir tek dolar bazlı olmayan burada nakit para var. Biz de bu nakitleri sıfırladık. Bundan dolayı enflasyonist ortamda bu şekilde yatırım yaparsınız. Yani ben enflasyonist ortamda her şeyimi satıp nakite geçersem en büyük zararı yaşamış olurum. Yani doların neden inemeyeceğini, euronun neden inemeyeceğini anlattık. Birkaç sene önce 2 euroya kahvaltı vardı. Şu an 2 euroya 32 liraya sen kahvaltı alabilir misin? Onu hesapla. Ya euro 10'a düşecek dersen o zaman ya ben 20 liraya kahvaltı yiyeceğim dersin. Yani o zaman 2 euro. Ama artık imkansız arkadaşlar. İmkansız. Dolayısıyla enflasyonist ortamda en azından 3,5 euro üzerinden hesap yaparsan 3-3,5 euro üzerinden 50-60 liraya bir kahvaltı diyebilirsin. Yani 3,5-4 euro üzerinden şu an için. Ama işte euroyu biraz daha yükseltirsen yani euro dolar yükselmesi gerekiyor. Yani gerekli o ama yükseltmiyorlar. Bir şekilde yükseltmiyorlar. Çünkü yükseltirse bizim ülkemizin aleyhine olacak diye yükseltmiyor ama daha büyük bir negatiflik olacak. Çünkü cepten yeme bu. Yani cepten yeme doları düşük tutup, euroyu düşük tutup, TL'yi değerli tutup, şu an TL değerli mi diye soracaksınız değerli arkadaşlar. Çünkü enflasyon oluyorsa TL değerli demektir şu an. Enflasyon oluyorsa, dolar arttırmıyorsan TL değerli demektir. Onun için TL'yi değerli tutmaya devam ediyoruz. Biz daha da değerli tutabilir miyiz? Hayır, yok. Yok, artık daha da değerli olması imkansız. Birkaç aylığına yapabiliriz çok yüksek faizlerle. Ama yine şey olur. Bizim burada sorun enflasyondur. O %154'lük enflasyonu indiremediğimiz sürece dolar artmaya mahkumdur arkadaşlar. O %154'lük enflasyonu gördükçe veya daha yukarı çıktıkça bizim yatırımlarımızın konut ve arsada olması lazım. Peki ben %154'lük enflasyonda konut almaya gidersem çarpı 3 diyor adam bana konut fiyatını. Yani her sene %100 enflasyon olsa o konutun fiyatı 3 sene sonraya gelecek. 2,5-3 sene sonraya fiyatını bana söylüyor. Peki almak mantıklı mı? Yani 3 sene sonranın fiyatını alıp bugünden vermek mantıklı mı? O da değil arkadaşlar. İşte bunları zamanında yapacaktınız. Zamanı geçti. Dolayısıyla en yüksekten alıp burada da zarar etme şeyiniz olur. Emeğinizi harcatırsınız. Onun için emeğinizin harcanmaması için bu yatırım işlerini çok dikkatli inceleyip ona göre karar vermek gerekiyor. Ama şu an uzmanlar diyor ki enflasyon ortamda konut diyor. Asla değil. Asla değil. Neden? Ucuza alamıyorsan alma. Niye? 3 katı fiyat çekiyorsa alma. Niye? Sen 2,5 sene sonranın fiyatını bugünden veriyorsun. Eğer önümüzdeki 2,5 sene böyle bir enflasyon olmazsa o konut fiyatları geri çekilir. Ya da hiç yukarı çıkmaz. Senelerce bekletilir. Kesinlikle bugün alma günü değil. Bundan önceki 1 yıl, daha önceki 2 yıl önce alsaydın arsa konut tamam. Ama artık bu da değil. Bu seçenek olmaktan çıktı. Şu durumda enflasyonla koruyabilecek hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Hiçbir şey kalmadı. Ne konut, ha dersiniz ki konut yükselmeyecek mi? Yükselecek kardeşim de en fazla bir sene yükselecek. Ondan sonra gerisin geri düşecek yani. Onun için ondan sonra senelerce yükselmeyecek. Onun için artık enflasyondan korunmanın hiçbir şeyi kalmadı. Sadece Amerikan borsaları çok geri çekildi. Amerikan borsası işte dolar bazlı, dolarda da Türkiye'de bizde Türkiye'de dolara çok sıkı tutuyorlar. Yani patlamaya hazır fişek gibi. Amerikan borsası hisse senedi Nasdaq bazında en ucuz kalan şu an.
Hem oradan kazanılabilir, hem dolar TL yükselirse oradan kazanılabilir. Çiftli bir kazanım oradan getirir. Enflasyondan korumanın şeyi, bir tek yolu bu kaldı arkadaşlar. Yatırım fonu veya yabancı borsa. O da bu ederi düşmüş olan borsalar. Yani şu an için Amerika düştü. Herkese iyi günler.